Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. 9. sınıfların son zamanlarda yorumlarda en çok istediği video ile karşınızdayım. 9. sınıflara 9 tavsiye. Hiç vakit kaybetmeden birinci maddemizle başlayalım. Öncelikle bu videoyu paylaştığımda zaten bir dönem geride bırakmış olacaksınız. Ama yine de hatırlatmak isterim. Artık LGS sonucunuzu geride bırakın ve lise hayatınıza 9. sınıfa odaklanın. Yani LGS sonucunuz kötü geçtiyse, ben zaten kötü yaptım deyip çalışmayı tamamen sakın bırakmayın. Bu sizin lise hayatınızın veya YKS'nizin de kötü geçeceği anlamına asla gelmez. Veya tam tersine LGS'de çok iyi bir sonuç yapmışsınızdır. Sizi tebrik ederim. Fakat lisede çalışmazsanız bu sizin lise hayatınızın veya YKS'nizin de çok iyi geçeceği anlamına gelmez. Bu yüzden LGS sonucunuzu geride bırakın ve 9. sınıfa derslerinize odaklanarak başlayın. Tabii ki de LGS'den çıktınız, yorgunsunuz. Ben size çok yoğun günde 3-4 saat ders çalışın demiyorum. Sadece o gün çalıştıklarınıza şöyle bir göz atsanız bile yarım saat, bir saat sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. 9. sınıf için aslında ders çalışmadan kastım o gün işlenenleri o gün içinde yine göz atmak. Hafta sonunda bir test kitabından veya iki test kitabından sorularını çözebilirsiniz. Çok fazla kendinizi yormanıza gerek yok tabii ki. Ama en azından TYT çalışmaya başladığınızda ileriki yıllarda ben bunu hatırlıyorum deyin. Yani hiç görmemiş gibi olmayın. Bunu istiyorum. İkinci maddemiz liseye adapte olmanızla ilgili. Ben açıkçası en başta lisede gerçekten adapte olmakta zorlanmıştım. Fen derslerinin fizik, kimya, biyoloji diye ayrılması, sosyalin ayrılması bunlar aslında kafa karıştırıcı ve adapte olmamızı zorlaştırıcı kısımlar. Çünkü ortaokuldayken fizik kısmınız iyi olmasa bile fende yüksek net yapabilirdiniz. Fakat artık fizik diye ayrı bir ders var, onun ayrı bir yazılısı var. Bunlar değişik faktörler oluşturuyor kendinizde. Bunlara adapte olmanızı tavsiye ederim. Artık ortaokulu geride bırakın. Lise hayatınıza, lise formatına alışmaya çalışın. Üçüncü maddem OBP puanı ile ilgili olacak. Yani yazılılar. Sizin günlük yarım saat çalışmanız muhtemelen yeterli olacaktır. Fakat yazılılardan önce OBP puanınızı yüksek tutmak için en azından bir veya iki hafta önceden çalışmaya başlayın. Sıkı bir çalışmadan bahsediyorum. Çünkü OBP puanı YKS'de aslında hiç tahmin etmediğimiz kadar önemli derecede etkiliyor. Ve sonrasında pişman olmamak için 9 ve 10. sınıfta hiçbir şey yapmasanız bile OBP puanınızı yüksek tutmanız gerekiyor. Bu yüzden yazılılara 2 hafta kala çalışmaya, sıkı çalışmaya başlayın. Yazılılarda serin kalınlığınızı koruyun ve yüksek not almak için uğraşın gerçekten. Performans ödevlerinize de önem verin, proje ödevlerinize de önem verin. Çünkü YKS'ye girdikten sonra gerçekten okul puanı bu kadar etkiliyor muydu diyorsunuz. İlk binde 95 OBP bile sizi geriye atabiliyor. 11. sınıf ve 12. sınıfta düzenli çalışacağınız için OBP puanınız zaten 9-10'a kıyasla daha yüksek oluyor. Sizlere de kesinlikle yazılı notlarınızı yüksek tutmanızı tavsiye ederim. Dördüncü maddemiz Türkçe ve matematikle ilgili olacak. Türkçe'de kitap okuma alışkanlığı kazanmaya çalışın ve dil bilgisine önem gösterin. Matematikte de geometri kısmına değineceğim ben. Çünkü 9. sınıf aslında geometrinin en temel kısmını öğreniyorsunuz. Üçgenler konusunu mesela öğreniyorsunuz. Ve üçgenler geometrinin bence kesinlikle temel taşı. Türkçe'de de dil bilgisi zaten LGS'den de çalışmıştınız. Hazır böyle bir temeliniz varken 9. sınıfta dil bilgisini iyice kavrayabilirsiniz. İlerleyen yıllarda belki araya zaman girse de dil bilgisini çok çalışmasanız dahi hemen notlarınıza okuduğunuzda hatırlıyorsunuz. Ben bunları çalışmıştım 9. sınıfta diye aklınıza geleceklerdir. 5. madde size derslerden YouTube kanal önerisi yapacağım. Aslında zaten kanalımda var. Hemen şuraya kartlara koyayım. Sadece neden bunu madde olarak koyduğumdan bahsedeceğim. 8. sınıftayken aslında en kıdemli sizdiniz. Yani ortaokulun bütün formatını en iyi siz biliyordunuz. Fakat 9'a geldiğinizde tamamen tecrübesiz ve amatör oluyoruz. Bu yüzden bildiğimiz kanallar çok kısıtlı oluyor ve ders çalışmayı muhtemelen videolar üstünden ilerletiyorsunuzdur ve 9. sınıfa geldiğinizde neyi nereden izleyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bu yüzden ben siz bu şaşkınlığı yaşayın istemiyorum ve kartlara şu an koydum YouTube kanal önerilerini. Onlara bakmanızı tavsiye ederim. Önerdiğim kanallar için de 9. sınıf için ayrı oynatma listeleri olmayabilir. TYT konusu olarak yazarsanız direkt oradan konuları izleyebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. 6. maddemiz günlük çalışma saatinizle ilgili. Aslında başta da bahsettim. Öyle kendinizi günlük 2-3 saat belki çalışacağım diye zorlamanıza gerek yok. Zaten LGS'den çıktınız. Rahatlayın. Sadece o gün içinde işlenenleri çalışsanız, üst göz gezdirirseniz yeterli olacaktır. Bunu yarım saatte de yapabilirsiniz. Bir saatte de yapabilirsiniz. Bu sizin hızınıza ve anlama düzeyinize bağlı olarak değişir. Ama günlük yani yarım saat bile yeterli olacaktır. Zaten pandemide özellikle evde olduğumuz için en azından zamanımızı günlük işlenen konuları tekrar ederek değerlendirebiliriz. Sizi çok fazla yormaz, derslere ısınmanızı sağlar. 7. maddemiz pandemi
demişken hobilerle ilgili olacak. 9. sınıfta ve 10. sınıf için de bahsedeceğim. Hobi edinmeye çalışın kendinize. Hoşunuza gidecek şeyleri araştırın. Belki ortaokuldayken zaten daha küçüktük. 8. sınıfta LGS vardı. Ama artık 9-10 tamamen kendinizi tanımak için, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınızı idrak etmek için çok güzel zamanlar. Birçoğumuz 11. sınıf, 12. sınıf arkadaşlarımız kendilerini bence 9-10 sınıfta daha iyi tanıyorlar. Çünkü daha fazla kendinizle zaman geçirecek vaktiniz oluyor. Bunu da hobilerinizi anlamaya çalışarak veya nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınızı anlamaya çalışarak değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü 12. sınıfa geldiğinizde aslında 9-10'da elde edindiğiniz alışkanlıkları devam ettiriyorsunuz. Bu yüzden kitap okuma alışkanlığı kazanmaya çalışın, enstrüman çalmaya çalışın, sizin hoşunuza gidecek sporlara başlamaya çalışın. Bunların hepsi aslında hanenize bir artı olarak yazılacak ve 12. sınıfa geldiğinizde de bu 9-10'da edindiğiniz hobilere başvuracaksınız. 8. madde ayrıca kitap okumayla ilgili yapmak istedim. Çünkü kitap okumadan çokça aslında videonun içinde de bahsettim. Fakat ayrıca da parantez açmak istiyorum. Kitap okuma alışkanlığı olanlar zaten bunu devam ettireceklerdir eminim ki. Ama kitap okuma alışkanlığı olmayanlar da öykü olabilir, şiir olabilir, çizgi roman bile olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bir yerden okumaya başlayın. Yani kalıplaşmış, illa klasik roman okumak zorundasın, şiirleri bu şairlerden okumak zorundasın gibi sözlere çok fazla aldanmayın. Eğer kitap okuma alışkanlığı kazanamadıysanız sevdiğiniz bir yazardan, sevdiğiniz bir kitap türünden başlayın. Zaten ilerleyen yıllarda herkes bu kadar bahsediyor. Bu klasik kitap neymiş bir okuyayım, bu şairin bir kitabını da okuyayım diye kendi içinizden gelecek. O zamana kadar ama bu alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. 9. ve son maddemiz alan seçme ile ilgili olacak. Biz aslında 11. sınıfa geçerken alan seçmiştik. Fakat duyduğum ve araştırdığım kadarıyla siz 10. sınıfa geçerken alan seçeceksiniz. Bu yüzden hoşlandığınız dersleri belirlemeye çalışın. Sayısalcı mısınız, eşit ağırlıkçı mısınız, sözelci misiniz? Bunları birazcık daha kafa yormanızı tavsiye ederim. Tabii ki de ilerleyen dönemde alanınızı değiştirebilirsiniz. İlla orada olmak zorunda değilsiniz. Ama 9. sınıftayken de bu alan seçmeyle ilgili kafanızda belli başlı şekillerin oluşmasını ben tavsiye ederim. Sonrasında daha rahat olur sizin için. Hem derslere göre değerlendirin bunu, hem de ileride olmak istediğiniz mesleğe göre bu ikisini değerlendirebilirsiniz. 9. sınıf arkadaşlarımıza 9 tavsiyem bu kadardı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sağlıklı ve başarılı günlerde görüşmek üzere.